Bir cumartesi sabahından hepinize günaydın. Evime kanalıma hoş geldiniz. Saat 9 gibi uyandık. Oğlum daha erken uyanmıştı. Babası biraz onu oynatıp işe gitti. Sonra teyzesiyle oyun oynarken ben biraz bugün dinlenmiş oldum. Gece çok geç uyumuştum. 2'de uyudum. Şimdi de ben uyandım. Bugün çok yoğun bir gün bizi bekliyor. 6'sında Kara'nın doğum günüydü. Ama teyzesi gideceği için pazar günü biz onu bugün kutlayacağız. O yüzden dün akşam başladığımız hazırlıklarımız şimdi de devam ediyor. Güzel bir gün. Bizim için de güzel olsun. Hemen şimdi banyoya geldim. Renkli çamaşırlarım vardı. Onları makineye koydum. Ben renkliler için Omo'nun renkliler için olanını kullanıyorum. Çok da memnunum. Benim bir koku hassasiyetim var deterjanlara karşı. Beni en rahatsız etmeyen buydu sanırım. Deterjanını koydum. Bir kısa programda çalıştıracağım. Zaten az ve günlük sürekli değiştirdiğimiz çamaşırlar. Makinemi çalıştırdım. Şöyle kurutmalı da çamaşırlarım var. Biraz... Anne! Oğlumun doğum günü hazırlıkları için dün balonlarını hazırlayıp buraya koymuştuk yatak odasına. Bizim minik kapının aralığından görmüş. Nasıl mutlu. Karan, onlar senin balonların anneciğim. Senin balonların. De çok oynadı balonlarla. Bir tane balonla bir yarım saat oynamışlığı var. Yani bu kadar tepkilerini bilsen ben ona balon alırdım. Görmüş olduğunuz parçayı dün beraber yaptık. Ben, ablam ve Şevket'le beraber şişirme aparatımız yoktu. Üçe böldük balonları. Eşim şişirdi, ablam düğümledi. Ben de bir aparatı var, onun üstüne geçirdim. Bugün de dekorunu yapacağız. Diğer parça. Oğlum bizim odada çıldırdı. Buraya pek girmediği için şimdi ona burası çok değişik geliyor galiba. Odaya girdiği için mutlu. Çok mutlu. Karan. Karan. Hoş. Yoruldu. O kadar bağırıp kendini yataktan attı ki sağa sola. Dur bakalım düşecek mi? Ablamla öyle yapıyoruz kenarda durup. Düşmez. Şimdi mutfağa geldim. Önce bir kahvaltı edelim. Sonrasında işlere girişeyim ben. Çünkü biraz acıktım. Saat de 10 olmuş zaten. İçinde su yok. Kettle'a su aldım. Şimdi kaynasın o. Yeşili karıştırdım. Bunları yıkayacağım kahvaltıya. Maydanozu suya bastırdım. Biraz da pişe döktüm üstüne. Onlar burada beklesinler. Ablam da bize... Canım ablacığım tabak yapıyor, kahvaltı tabağı. Karanın da eline verdik bir ekmek, buraları yine mahvediyor. Bir tane ağzına koyup 5 tanesini de yere döküyor Karan, abla. Şey yapacağız ya, temizlik yapacağız. Evet, temizlik yapacağım için. Gerçi Karan ne yerse eline veriyoruz. Yağlı olmadıktan sonra dökülmesin. Bunu
karar için iki tane örtü almıştım ama hiç onları da sermiyor. Evet, sermiyor zaten. Yağmur bir şey olmadı. Ben sonra sıkıntı değil. Evet. Ekmek kurup çekip. Tam bir ekmekçi oldu. Peynir versek bir tane yer mi? Çok yemiyor, yemez, atar yere. Her şeyi yemiyor Kara. Çok temkinli yaklaşıyor yiyeceklere karşı. Ekmeği sevdiği için. Belki alışırsa yer. Şimdi aldı, tutamadı. Yere düştü, aldı onu. Al sana bir parça daha yeni peynir veriyor. Ay size acuka da yapacaktım. Evet, sen bize acuka da yapacaktın. Onu unutma gitmeden. İyi olur. Şöyle peynir tabağımızı koydu. Ben çayı hemen bir demleyeyim. Yumurta kırıcı yapmam halk için. Şöyle peynirden biraz koyacağım. Bir de yumurtam. Bugün kahvaltımızda ne var? Böyle kahvaltı tabağımız var. Çayımız, bir de ben yumurta yaptım. Peynirli yumurta. Şimdi biz kahvaltımızı edip işlerimize hızlıca koyulacağız. Afiyet olsun. Kahvaltım bitti arkadaşlar. Evde hummalı bir temizlik var. Ben silme süpürme işlerine giriştim. Ablam da bana iki tepsi poğaça yapmış. Hem Kara'nın doğum günü için hem de böyle bir poğaça istiyordu canımız. Şimdi fırına süreceğiz bunu. Eline sağlık abla. Kaç derecede pişecek? 180, 200? 180-200 derece. Fırına göre değişiyor. Atalım fırına. An itibariyle bütün temizlik işlerimi bitirdim arkadaşlar. Temizliğim bitti, ben de bittim. Bütün evi sildim, süpürdüm, takladım. Mis gibi oldu her yer. Sağ olsun ablam da mutfağa girmişti. O da mutfağımı halletti. Bize kısır yaptı. Bir de poğaçalarımız fırından çıktı. Çok güzel pişmiş. Mis gibi de kokuyorlar. Şimdi ben hemen bir duşa gireceğim. Özlem henüz gelmedi, gelecek. Karan uyuyor, uyanmadı. Sonra bir kuaför işim var. Kuaföre gideceğim. Şimdi ben bir duşa. Aşkım. Annem. Oğlum uykusundan uyandı arkadaşlar. Ben de bir duşumu alıp çıktım. Ben çıktığımda Özlem de gelmişti. Şimdi bir çay demledik kendimize. Keş çayı yapacağız. Ablamın eline koluna sağlık. Bize kısır da yapmıştı. O kadar güzel olmuş ki tadı. Müthiş olmuş. Böyle yeşillikleri de koyduk. Yanında yemeği seviyoruz biz. Çayımız. Şimdi çayımızı içeceğiz. İçeriği de süsledik. Ben bir kuaföre gidip geleceğim. Sadece kuaför işim kaldı. İşte akşam eşimi bekliyoruz. O da gelince pastamızı hep beraber keseceğiz. Tüm işlerimi bitirdim arkadaşlar. Kuaför işimi de hallettim. Saçıma bir fön çektirdim. Eve geldim. Şimdi makyajımı yapacağım. Makyajımı kendim yapacağım. Hazırlanıyorum.
Makyaj malzemelerimi getirdim. Evet, açımızı da ayarladık. Şimdi makyajıma başlıyorum. Saçımı dalgalı mı yaptırsam diye düşündüm. Sonra elbisem hareketli olduğu için vazgeçti. Düzgeçten iyi gider. Önce bat süreceğim. Primerim var. Halıklarım daha iyi dursun diye. Çok fazla sürdüm böyle ben. Şimdi primerımı sürdüm. Maybelline'in bu gözaltı kapatıcısı. Bundan çok memnunum. Şöyle bir kenarlarını. Aydınlık görünmesini istediğim yerlere sürüyorum. Bu sabit kayıcısı hafif işimi görüyor. Çok sıkı tutmuyor, bir benefit değil ama düşmesine de engelliyor. Gelişi güzel sürüyorum. Benim kirpiklerim oldukça uzun. Sadece dolgun değil. Güzel bir rümel kullanmam yetiyor. Allık da MAC'in allığını kullanıyorum. Bundan da oldukça memnunum. Yıllardır allığımı hiç değiştirmedim. Sen ne güzel oynatıyorsun onu ya. Aferin sana. Hocam şimdi hafif bir parlatıcı sürüyorum. Makyajımın son hali bu arkadaşlar. Çok hafif sade bir makyaj oldu. Bir tane ruj süreceğim. Ve elbisemi giyeceğim. Doğum günü çocuğu. Oğlumu giydirdim. Bu da onu aldığım takım. Çok yakıştı. Oğlum çok yakışıklı oldu. Babası geldi. Çok mutlu. Kucağında beraber televizyon izliyorlar. Şimdi de ben hazırlanmaya gidiyorum arkadaşlar. Biz hazırlandık oğlumla. Ben de elbisemi giydim. Şu lokumuma bir bakın. Duvarı da şöyle hazırlamıştım. Balonlarımızla. Bir de 1 yaşındaki bir harfimiz var. O gelecek. Şimdi onu da şişirip asacağız duvara. Burada oğlum Yakup geldi. Merhaba. Yerim seni. Ablacığım da hazır. Ben hazır. Çok tatlı olmuşsun. Çok güzel olmuşsun. Teşekkür ablacığım. Ederim. Başörtün ederim. Çok güzel. Çok şık. Ablamın hediyesi. Güle güle tak. Teşekkür ederim. Kocişkom da hazırlanıyor. Şöyle şurayı böyle süsledik. Yakup gel. Yakup da süslerimizle uyumlu olmuş. Bir de size kendimizi aynadan gösterelim. Şöyle. Hazırız. Evet. Oğlumun babası da hazır. Gel. Git babaya anneciğim git. Gel bana gel. Git aşkım. Bakalım. Baba oğul çok yakışıklı oldunuz. Hı? Yakışıklı oğlum benim.
Salla, el salla. Ya ama geliyorum ya ben. Oturum pastası. Oturmuşken keşke şu resimlerinizi çekseydim. Evet, dekorumuz. Bir daha bakayım. Bu da bir harfimiz. Özlemciğim şişirdi. Şunları da koysak hafif gel. Aa, eline sağlık. Gel oğlum. Gel. İsmimi çıkardım ben. Kutlamalarımız bitti. Şimdi çok acıktık. Mutfağa geldim. Biraz yemek hazırlıyoruz. Yemek yiyeceğiz. Çay demledim. Yemeğimiz yoktu bugün. Böyle bir sucuk almış şefim. Bu sucuğu yapıyorum tavada. Yanına da çay demledik. Bir şeyler çıkaracağız. Bunları şimdi atıştırıyoruz. Turpeyi çıkardık. Kavun, karpuz, bir de sucuğumuz var. Çay da demledim. Şimdi bolluyorum. Özlem, biz böyle atıştıracağız. Bu akşam menümüz bu. Gel bir lokma sen de al. Mama da teyzesi mama yediriyor. Al şeket, onu önüne al ekmeği. Yoğurt yedim, biraz da karpuz yedim. Sen teyzen korsun istiyorsan. Vallahi, aa önümü gör. Gel gel önümü gör olmaz. Karışım. Bak valla büyük şey ne var onun içinde? Karışım. Yemin ettim özel böyle karışımı. Alınır sonra hediye edilir. Ha yok ye alınmaz. Bir ye bak valla verdiğiniz. Valla dedim şey olsam yerim gerçekten. Karışım şey anlatayım. Pasta acayip karışım güzel. Çok taze çıktı. Şimdi tabaklara dinleyeceğim. Özlemciğim tadına bakmış. Nasıl Özlem? Pasta. Çok güzel değil mi? Evet. Üstü de güzelmiş. O, şu orman meyvesinin harika tadına baktım. Mükemmel. Arkadaşlar şimdi işlerimi bitirdim. Geldim oturdum koltuğuma. Bugün Kara'nın 1. yaş gününü kutladık. Biliyorsunuz. Kendi aramızda bir doğum günü yapmak istedik. Açıkçası ben çok büyük bir organizasyon yapmak istemedim. Zaten Kara'nın şu an çok bir şey anlamıyor. Biz bize aile içinde olsun istedim. Eşim ben. Tek şansım ablamlar da yanımdaydı. İyi oldu. Daha sonraki yaşlarında biraz daha kendini bilip anladığında işte daha büyük bir organizasyonla işte eş dost arkadaşlarla beraber kutlayacağımız inşallah nice doğum günleri olur. O günleri de görürüz. Bugün çok güzel geçti. Biraz yorulduk ama yorulduğumuza da değdi. Bizim için güzel bir anı olarak kalacak. Videosunu, resimlerini de ayrıca Kara'nın 1 yaş doğum günü olarak sizlerle paylaşıyor olacağım. Benden bugünlük bu kadar. Yarın ve sonraki vloglarda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Görüşürüz.